İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yeni haftanın ilk gününde sizlerle beraberiz. Derin Futbol'a hoş geldiniz. Beyaz TV ekranlarına, sizin kanalınıza, sizin programınıza hoş geldiniz. Bu akşam konuşulacak çok konu var. Derin Futbol daima etiketimiz. Derin Futbol daima tweetlerinizi, fotoğraflarınızı her akşam olduğu gibi bekliyoruz sevgili seyirciler. Dünyanın dört bir tarafından bizi izleyen dostlarımız var. Hemen onun da altını çizerek belirtelim. Niye hiç bize selam yollamıyorsunuz diyen dostlarımız var. Onun da altını çizelim, belirtelim. Beşiktaş Başakşehir'le, Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. Beşiktaşlı taraftarlar çok üzgün. Beşiktaşlı taraftarlar çok kızgın. Üzgün. Beşiktaş taraftarı inanılmaz bir hayal kırıklığı yaşıyor. Beşiktaş maç seçiyor mu? Beşiktaş neden maç seçiyor? Şenol Hoca'ya Sercan Dikme maç sonrasında soracak. Ertan Süzgün'le biraz önce Vodafone Park'ta Ertan Süzgün'le konuştum. Saldırabilir. Şunu söyledi. Saldırabilir Şenol Hoca. Olabilir bence de. Şunu söyledi Ertan Süzgün. Cüneyt, hoş geldiniz. Henüz dışarı çıkan bir yönetici yok şeklinde konuştu sevgili seyirciler. Beşiktaş'la ilgili gelişmeleri sizlere vereceğiz. Beşiktaş'ta bugün sizce kaybedilen 2 puan mı yoksa kazanılan 1 puan mı? Beşiktaş'ın başlarının olduğu gün Ahmet Çakar niye özellikle simsiyah gömlek giyer? Ben Ahmet Hoca'ya şunu bu soracağım. Bu sene gizli Beşiktaşlı çünkü. Ahmet Hoca'nın attığı Rasim, kimle konuşuyorsun? Öbür telefonu unutmuşum da bizim Ufuk getirsin. Peki, diye. Peki Ufuk'cum, Rasim'in sevgili telefonu Ufuk, benim öbür telefonu Ertem'in odasından getirir. Ertem'in hemen odasından. Başlar başlamaz. Bir sana voleyde bir anket yaptım. Hemen onu getir. Şu an voleyden anketini. Şu an Beşiktaş'ın en önemli, Beşiktaş'ın en önemli gündem. Anketini mutlaka getirin. En son anketi getirin. En son anketini getirin. Voleyde benim de voleyden, benim de voleyden yaptım. Voleyde indirsinler. Ertem'in voleyde indirin. İndirin voleyde çabuk çabuk. Ahmet Hocam. Evet. Bir, neden siyah giydin bilerek mi? İki, abi yakın, açın şurayı. Senin bir tweetini gördüm yine hocam. Abi, şu anda Twitter çalkalanıyor. Yine ne tweet attı yine? Garip bir tweet hocam, atmışsın. Kim tweet hocam, attı? Bir beklerseniz arkadaşlar. Ne attı? Özür dilerim. Ben Caner'in attığı tweetlerle ilgileniyorum. Rasim dur. Şuraya gel. Ahmet Çakar'ın tweeti şu. Evet. Yıllarca özel hayatını korumaya çalıştığımız Caner Erkin'in. Eyvah. Hakeme o nokta 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 çocuğu demesi utanç vericidir. Bu rezillik yaşanmamalıydı. O nokta yazmışsın. Nokta. Şimdi bir. Kardeşim bana hikaye falan anlatmayın. Hocam hikaye olayı sulandırmayın. Olayı kapatmaya falan çalıştırmayın. Sinan Engin ve Ertem Şener Beşiktaşlıdır. Bundan da iftihar ederler. Hocam sen bırak Caner'i de. Bir dakika müsaade edin. Senin meslektaşın. Bir dakika müsaade edin kardeşim. Tamam hocam, buyur. Müsaade edin kardeşim. Beşiktaş'ın bir başkanı var. Orta yaşlı bir erkek. Kimileri yakışıklı buluyor. Kimileri sinsi ve itici buluyor. Ama bana göre kötü bir insan değil. Dikkat olun. İlk zamanlar Süleyman abi ekolünden geldiği için beyefendilikle falan götürmeye çalıştı. Sonra o da yoldan çıktı. Fakat Beşiktaş'ın ortak değeri bize söylenen, bana babamdan öğretilen, doğduğum büyüdüğüm mahalle olan Beşiktaş, Sinanpaşa'da konuşulan Beşiktaşlı efendidir. Peki. Şimdi burada Fikret Orman beyefendi size soruyorum. 20 milyon Beşiktaşlı'ya soruyorum. Cüneyt Çilingiroğlu'na soruyorum. Caner Erkin denen adamdan tiksiniyor musunuz? Soru bu. Çilingiroğlu nereden çıktı? Caner, bana bak. Çilingiroğlu nereden çıktı hoca? Şimdi senin gittiğin her yerde sağlam dayak yediğinin sebebini öğrendim kardeşim. Sen gittiğin her yerde. Gittiğin her yerde ya, demek ki Rasim, sen takım arkadaşlarına bir mekana gitmişsen oradaki garsona veya diğer müşteriye bir uçağa binmişsen hostes veya diğer bir yolcuya küfür ediyorsun ki dayak yiyorsun. Belli ki Taliska'ya da küfür etmişsin, sonra uçan tekmeyi yemişsin. Ki zaten Beşiktaş'ın aşağı iniş noktası Taliska-Cener kavgasıdır. Beşiktaş tarafından üstü kapatılmaya çalışılan ama sonra iş ayyuka çıkan olaylar. Şimdi soruyorum Sayın Fikret Orman. Sana soruyorum. Efendi Beşiktaş falan diyorsun da. Maç çok kötü. Hakem karar vermiş. İnterkomlarınızı biraz kısar mısınız? Hakemin 2 metre arkasından ona. Ah Rütük, ah bunlara izin versen, bunlar aslında eğitim manasında. O çocuğu diye defalarca küfür etmiş Caner'i efendi Beşiktaş'a yakıştırıyor musun? Lan Caner bana bak. Hocam lan demesin. Lan Caner bana bak, ben senin için 30 yıldır tanıdığım antrenman arkadaşım Mahmut Uslu'yla kavga ettim 3 hafta önce. Senin özel hayatın deşmeye kalktığı için. Hiç kimseye özel hayatını konuşturtmadık ama sen... Bir Türk hakemine, bırak Türk hakemini, bir insana
2 metre arkasından. Çok kötü bir maçta. Çok kötü oynadınız bir maçta. O nokta çocuğu derken utanmıyor musun? Şimdi sana emrediyorum. 20 dakika içinde. Ya Sinan abine WhatsApp çekeceksin. Benim numaramı bilmezsin. Ya bir yerden açıklayacaksın. Mete Kalkaman nezdinde tüm Türkiye'den özür dileyeceksin. Şayet, şimdi seni tehdit ediyorum. Şayet özür dilemezsen her program Caner'in efendi Beşiktaş'a yakışmadığını zikredeceğim. Tehdit bu, başka tehdit olamaz zaten. 10 dakika veya hadi 20 dakika diyorum. Isındın, yıkandın, yemeğini 20 dakika süre sat. Yıkandın nereden? Ya Sinan abinin WhatsApp'ına önce Mete Kalkaman'dan sonra Türkiye'den özür diliyorum diyeceksin. Bağlansın hocam. Veya bağlanacaksın. Veyahut da sosyal medya hesabından Mete hocam nezdinde tüm Türkiye'den özür diliyorum. Yaptığım bana yakışmadı. Benim yaptığım hareket rezilceydi diyeceksin. 20 dakikada bunu yapmazsan seni tehdit ediyorum. Her program şu açık tehdit değil, legalite yok. Her program efendi Beşiktaş'ın efendi olmayan. Birinci program efendi olmayan Caner'i diyeceğim. İkinci program efendi olmayan sıfatını kullanmayacağım. Daha ağır bir sıfat. Üçüncü program daha da ağır bir sıfat. El mi yaman, bey mi yaman Caner Efendi göreceğiz. Sen benim hakemime, sokaktaki çocuğa, dilenciye bile o çocuğu diyemezsin. Hiç kimseye diyemez. Kimsin sen ya? Kaldı 19 dakika. Süreyi çalıştır. Onur, 20 dakika itibaren sıfırla süreyi aşağı doğru çalışıyorum. Ben tutuyorum. Başka fotoğraflar var mıydı? Olayı bir anlatalım maç sonrasında. Cüneyt'in günü maçın sonlarına doğru. Sen de efendi Beşiktaş çok seven efendi bir arkadaşımızsın. Caner'le ilgili yorumunu Sinan'a atmanı bekliyorum. Golden sonra Mete Kalkavan'ın hemen önünde Caner'in yaptığı bu hareket için hocam. Çok hızlı bir giriş yaptınız. Nasıl girecektik? Şimdiye kadar hep yavaş mı girdik? Yok hayır, ben size hızlı ya da yavaş girin demedim. Hızlı bir giriş yaptınız dedim. Her zamanki gibi. Benim klasiğimdir o. Evet. Sen hocam hızlı girersin. Şunu söylüyorum hocam. Evet. Caner Erkin. Caner adam mıdır? Mete Kalkavan'a küfür etti. Şu ne peki? Şu ne? Ertem şunu. Caner adam mıdır? Anlatayım. Bu voleci arkadaşlar için. Ertem Caner adam mıdır, cevap ver. Bir şey söyleyeceğim. Görüntü, küfür eden golden insanın, sonraki görüntü mü? Küfür eden insanın efendiliği, beyefendiliği tartışılır. Adamlık tartışılmaz. O başka bir şey. Bu ne? Peki Mete Kalkavan adam mıdır? Mete Kalkavan da adamdır. Caner de adamdır ama. Peki sana Ertem. Ben şimdi canlı yayında o çocuğu desem beni buradan kovar mısın? Yoksa elimi sıkar mısın? Kovmam. Elini sıkar mısın? Elimi ya. Sıkar mısın? Elini sıkmam. Elimi sıksan sonra sana ne derler? Hak etmiş derler. Aferin. O zaman ne derler? Şimdi Mete. Az önceki görüntü. Koyarlar. Şimdi arkadaşlar sepete. Bir saniye. Bir sepete. Onu bilmem, onu ben boş ver. Bir ricada bulunacağım bakın. Mete koyarlar. Golden sonra Caner Erkin'in Mete Kalkavan'ın önüne geçip bu hareketi de yapması. Üstelik duymuş ya. Şunu duyduğu halde dönüp kırmızıyı çakmıyor ya. Sinan abiyle Ahmet Çakar'la beraber seyrettik. Küfür etti. Of of. Açık bir, açık küfür edeceğim. Köpek dedi. Ben köpeği duymadım. Duydu dedi. Ben dedi, o çocuğunu dedi. Hocam bak dedi. Dedi, bak, burada, dedi mi? Dedi diyorsunuz demiştim. Hocam tamam, dedi. Söylüyor, evet, hocam tamam. Dedi. Kardeşim o çocuk, üniversite hocam, diploması olan adama lise diploması sorulmaz. O çocuğu dedim hocam, canım her şey demiştim. Bak bir şey söyleyeceğim. Ama K nokta pek dedi. Köpek. O köpek nokta köpek çocuğu dedi ya, defalarca dedi. Mete Kalkavan'ın bunu duymaması. Mete Kalkavan arkadaşlar bir... burası program, ciddi bir program, ne olur. Telefon alma falan kafeterya çevirmeyelim. Yine bir tuhaflıklar var. Bir şey anlatıyorum bakın. Bir ricada buluyorum. Reji, Rasim'in telefonunu acil getirin. Evet. Hadi Caner ha, ciddi küfür etti. Durun arkadaşlar. Caner küfür etti. Bunu inkar edemeyiz. Savunulacak hiçbir tarafı peki, yok. Peki Kalkavan duydu mu sevgili Ertan? Duydu, duymaz olur mu ya? Duymadım derse. Duymadım derse o onun artık bileceği iş. Onun yalanı bitti olur ya. Bitti mi? Buyur Sinan abi konuştu. Şimdi arkadaşlar. Bir dakika, bu arada dakika ve şukar alayım. Kaç dakikası kaldı? 8 dakika kaldı hocam. Arkadaşlar. 8, 10, 20 verdik. 8 yok, kaldı. 23'te girdik ya. 7 dakika hocam bak. 7 arkadaşlar. 7 dakika kaldı. Şimdi dün... 12. Hakemlerimiz büyük sağ, yani özellikle büyük sahalarımızda ve büyük maçlarda büyük bir baskı altındalar. Etkileniyorlar. Bazen seyircinin baskısıyla, seyircinin oradaki tezahürat, ağır tezahüratıyla, tepkisiyle kart çıkarıyorlar. Şimdi Caner'in yapmış olduğu bu hareketler, bunları biz hiçbir türlü yani iyi olarak izah edemeyiz. Bunlar son derece yanlıştır. Tasvip etmemiz de mümkün değildir. Mümkün değildir. Yani Caner öfke kontrolü yaşayan bir çocuk.
kendini kontrol edemiyor. Maalesef kendini kaybediyor. Maalesef kendini demek kaybediyor. Demek ki o yediği 3 dayağı da... Dayağını falan karıştırma. 3 büyük kulüpte 3 büyük... Herkes kavga eder. Haber İyi insan. De abi 3 büyük kulüpte 3 büyük dayak yiyen başka oyuncu yok. Konu o değil. Abi hırslı çocuk olabilir. Hırslı olursan, çok fazla hırslı, öfke kontrolü yaşarsan dayak yersin kavga edersen. Bravo. Yani o ayrı bravo, bir şey. Bravo. Caner dayak yedi veya yemedi. Ben ayrı bir şey söylüyorum. Şimdi Caner'in yaptıklarını başka futbolcular da belki yapıyordur. Kamera o an onu çekmiyordur. Arkadan hakeme küfür ediyor. Hakemin onu duyma ihtimali yok Ertem. Çünkü niye yok? Çok uğultu ve çok büyük şey var orada. Bakın ben inanıyorum ki, bugünkü Mete Kalkavan Caner'in küfürünü duysaydı dönerdi, tak diye sarıyı da direkt kırmızı da gösterdi. Çünkü arkadan gürültülü bir şekilde bence duydu. Caner orada boşalıyor. Bakın boşalıyor. Hocam daha iyi bilir. Bakın oradan boşalıyor, duyamaz. Çok büyük bir gürültü var. Sarı kartı var mı Caner'in? Var. Var. Bu dinle. Golden sonra, beraberlik golünden sonra, şu hareketten abi, sonra neden bakın, atmadı? Bakın ne diyorum? Hakemlerimiz, bak benim Ertemciğim, korkma kuyusu dediğim zaman doğru. 16 sene geçti. Derslik. Bak 16 sene geçti korkma kuyusu dediğim zaman. Ben şey falan değilim. Tabii, tabii, tabii. Koruma falan. Ben öyle mafya babası falan değilim. Öyle o amaçla koruma değil. Ben şu amaçla seni korurum. Camia olarak biz seni koruruz anlamında. Söyledim orada. Ama evet. Niye? Çünkü korkuyorlar, düdük çalıyorlar. Korkuyorlar, atamıyorlar. Maalesef burada biz hep bunları söylüyoruz. Dün akşam Mete Kalkavan ne dedi? Korkma. Eyyem yapma dedik değil mi? Ha kötü maçı yönetmiştir. Kötü pozisyonları vardır, bilmem ne vardır, Beşiktaş istediğini alamamıştır, bazı atakları kesmiştir falandı filandı tartışılır, onlar ayrı bir şey. Ama Caner'in yapmış olduğu son derece yanlıştır. Bunun bir izahı da yoktur. Bak bunu Fikret Orman da, Beşiktaş'ta yöneticiler de, Şenol Güneş de kim görse bu izahı yapacaklar. Yarın çok kritik bir maçta bu hakem duysa %100 atar diyorum bakın. O uğultudan arkadan böyle bağırıyor. Duyma ona sesin gitme ihtimali yok. Ama Caner'in yaptığı son derece ayıp, yakışıksız bir hareket. Hiç Caner'e falan bu hareketi yakıştıramadım. İnşallah dediği gibi hocanın benim falan şeyime değil. Arkadaşlar biz bir futbolcu izleyecek. Halkımız da işte mesaj atacak, tweet atacak. Çok özür diliyorum ağzından bu tip şeyler ben de kabul etmiyorum. Hatalıydım diyecek. Yarın bak Caner'in bilmediği bir şey var arkadaşlar. Volkan olayını yaşadı değil mi Apo? Fenerbahçe. Çok seviliyordu değil mi Fenerbahçe'de? Çok seviliyordu Fenerbahçe'de Volkan. Hatırlarsanız. Fenerbahçe için kavga etti. Fenerbahçe için neler yaptı Volkan? Bir anda taraftar Volkan'a bile tepki gösterdi. Ve sevgili Caner, Beşiktaş taraftarı bazı şeylere böyle telafi eder, tevazu gösterir. Bunlar ama sonuçlar iyi olduğu zaman bunlar su kaldırır ve sen iyi oynadığın sürece. Sevgili Caner. Navumo'yu silip attılar be. Tabii. Baskalı, sevgili Caner. Beşiktaş'ın bakın, her şeydi biliyorsun. Sevgili Caner. En çok sevilen. Sonuçlar biraz daha attılar. Kötü gittiği zaman, bu tip hareketler falan yaptığın zaman Beşiktaş taraftarı da sana sırtını döner. Bak ben sana bir abi, benim de seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Sen de beni ne kadar sevdiğini biliyorum. Ben sana buradan nasihat ediyorum şimdi. Güzel kardeşim. Yarın sana Beşiktaş taraftarı da sırtını döner. Bak sırtını döner. Galatasaray'da oynadın. Fenerbahçe'de oynadın. Beşiktaş'ta oynadın. Bundan sonra bir anlamı kalmaz. Beşiktaş'ta sen, hep sana iki hafta önce Talisca olayında da söyledim. Yapma dedim. Sen yapma. Sen normal işine bak, topunu oyna. Bu kadar agresif olmana gerek yok. Sen işini yap, yarın sana Beşiktaş taraftarı dönerse yazık olur. Yazık olur. O zaman üzülürüm. İyi futbolcusun. Üzülürüm. Sen sadece işini yap. Bu öfke kontrolü, bunu bile kontrol et. Doktora mı gidersin? Ne kaç yaparsın? Daha sakinleş. Beyler. Kaç dakika kaldı? Hocam, atar. 7 dakika var hocam. Camiası vardır. Beşiktaş camiası vardır. Yarın sosyal medyasından açıklama yaptırırlar Beşiktaş camiası. En azından bakarız. Açıklama yapar camiası. Yanlıştır yapmış olduğum hareket. Ben de bunu bekliyorum abisi olarak. Şimdi bana bir sürü Fenerbahçeliler, çocuklar gösteriyorlar. Fenerlisi, Galatasaraylısı bir sürü bana şey atıyorlar. Ne o işte tweette bu görüntü. Hadi bakalım Sinan Engin bununla mı savunacaksın? Hayır arkadaşlar. Bunun savunulacak falan bir tarafı yok. Hiçbir türlü savunulacak bir tarafı yok. Ben Başakşehir futbol takımını kutluyorum. Bravo. Bu ligin göz bebeği. Bu ligin tartışmasız şu ana kadar en iyi futbol yazık oynayan değil. Takımı. Bakın Başakşehir'i seyretmek bir zevk. Emre Belezoğlu'nu seyretmek bir zevk. Keyif alıyorum. Müthiş bir futbol oynadılar bugün. Bakın müthiş. Beşiktaş futbol takımı kötü oynuyor diyorsunuz ya. Hayır abi Beşiktaş'a bugün müsaade etmediler, oynatmadılar. Müthiş oynadılar. Sevgili Beşiktaşlar,
Ben size söylediğim zaman bu Tosic'i kızıyordunuz, Tosic'i beğenmiyordunuz. Bakın yine gol attı. Bu Lens yeterli değil dediğim zaman bana kızdınız sevgili Beşiktaşlar. Lens bu temposuyla Beşiktaş'ta oynayamaz dediğim zaman bana kızdınız. Bugün Fenerbahçeliler diyor ki, bakıyorsun, oh diyor, iyi ki bu Lens'i göndermişiz. Bu temposunu arttırması lazım. Koşamıyor. Çabuklaşması lazım. Onun için birazcık bazı az da olsa anlarız bazı şeylerde ama gerçeği Beşiktaş futbol takımı maç seçiyor. Bana göre maç seçiyor. Takımına göre, maçına göre konsantre oluyor. Özellikle yabancı oyuncular. Bugün Talisca sahada yoktu. Bir tek oyuncu vardı bugün. Quaresma müthiş oynadı. Dönüyorsun öteki taraftan şey ne o? Arkada Tosic olsun, Pepe olsun. Harika oynadı. Ama Beşiktaş futbol takımının biraz kendini cimciklaması lazım. Kendine gelmesi lazım. Bunu Beşiktaş yönetimine söylüyorum. Havaya mı girdik? Biraz havada mıyız? Fazla mı büyütüldü Beşiktaş? Avrupa Fatih dedik, bilmem ne dedik falan filan. 3'te 3 gidiyoruz ama ligi unutmayacaksın. Eğer bakın 30 kişilik bir futbolcu topluluğu var. 25-26 kişi. Çok geniş bir kadromuz var. Arkadaşlar çok geniş bir kadro var. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da da gidecek bir kadro var. Ama Türkiye Ligi'nde bakıyorsun daha sezon başından beri bir tane iyi maç yok. Bakın bir tane iyi maç yok. Bugün şu yerden yere vurduğumuz Fenerbahçe'nin altında Beşiktaş. Bakın Göztepe'yi falan, Tamer Tuna'yı, onları saymıyorum. Kayseri'yi de saymıyorum. Bugün yerden yere vurduğumuz oturmuş Beşiktaş kadrosu bugün Fenerbahçe'nin altındasın. Onun için Şenol Hoca artık ne yapacaksın bilmiyorum ama takıma bir çeki düzen vermenin zamanı geldi. Şenol Hoca takımından Sinan çok memnunmuş. Bir dakika Sinan Beyler. Bu hocam sağda elinden popülist bir konuşma yapmıştı Beyler. Beşiktaş. Popülistir o. Efendi bir takım, hiçbir lafım yok. Yalnız efendi takımı. Herkes efendi hocam. 3 hafta önce Fenerbahçe maçında çok sevip saydığım hocası o çocuğu diyor. Aradan 3 hafta geçiyor. Çok sevdiğim bugüne kadar Caner Erkin hakeme arkasından 2 metreden o çocuğu diyor. Şimdi Beşiktaş efendi mi yoksa Beşiktaş elemanları o çocuğu küfürünü alışkanlık haline getirmiş bir kulüp mü? Ne hayır? Beşiktaş camiasına bunu mal edemezsin. Futbolcu de Beşiktaş camiası efendidir. Ben başında ne dedim? Bir futbolcu edebilir. Ben ne dedim? Ben de tavsiye etmiyorum. Yanlış diyorum. 1962 yılında Beşiktaş'ta doğdu. Efendidir. Bir dakika. Beşiktaş efendi. Babam bana efendiliği Beşiktaş diye öğretti, lafım yok. Fikret Orman'a çok sıcak burası ya. Ama 3 haftadır gördüğümüz Şenol Güneş gibi bir fenomen ve Caner gibi çok deneyimli bir oyuncu 3 hafta arayla Türk hakemlerine aynı küfür ediyorlar. Hocam Caner ben, hocam Caner evet, agresif bir çocuk. Ya ben Caner'i söylüyorum. Agresifliğini ya. Caner bak yemişim hocam. Onun agresifliğini. Hocam, o zaman ben, bir dakika. Mahmut Uslu da agresif. Hocam, ona değil, küfür eden hocam, başka nedenler ama bitirmedim. Eden. Olmaz hocam, kardeşim. Bakın, Caner agresif bir oyuncu. Aa. Bunu düzeltmesi lazım. Öfke kontrolünü yenmesi lazım. Bak Caner kendini kaybediyor. O kadar da kendisine bu transfer oldu hocam. Kaybediyorsa diyetini ödeyecek. Futbol Federasyonu ceza kurdu. Caner'e Türk futbolunun marka değerini korumak istiyorsanız Caner'e ne ceza vereceğinizi merak ediyorum. Hocam Caner'e transfer olduğu zaman 3 mü? 1 mi? 4 mü? Caner transfer olduğu zaman da Caner'le telefonda konuştum. İlk işim bu. Oğlum sakin ol. Bak sakın ha kart mart görme. Hakemlerle falan fazla uğraşma. Caner kendisi de istese yalanlayabilir mi? Sor bakalım, yalanlamaz. Doğru. İlk telefonda da kendisiyle konuştuğumda kendisine bunları nasihatler etti. Bak sakin ol. Caner'de bu sıkıntı var. Caner'de bu sıkıntı var arkadaşlar. Var. Dolayısıyla o da kendisi de biliyor. O da kendisi biliyor. Şimdi kendisini bir seyretsin. Otursun evde eşiyle beraber seyretsin. Yaptığını yani tavsiye etmesi kendine mümkün mü? Değil. Onun için Beşiktaş camiasıyla bunu aynı şekilde aynı şeye koyamazsın. Bu futbolcunun yapmış olduğu Beşiktaş camiası efendi bir camiadır. Bütün camialar efendiler, o ayrı bir şey. Ama Beşiktaş camiası dediğin gibi herkesin Fenerbahçelilerinde, Galatasaraylılarında sevdiği bir camiadır. Evet, Şenol Güneş maç sonrasında soruları cevapladı. Zaten basın toplantısına giren 2-3 tane gazeteci var. Bizim arkadaşlarımız var. Şenol Hoca'ya ben bir cümle bir şey soracağım. Basın toplantısı görüntüleri ekrana geldikten sonra. Bir izleyelim, sonrasında dönelim. Sayın Başkan, Fikret Orman Monaco maçı sonrasında futbolcuların zaman zaman maç seçtiği vurgusunu yaptı.
siz futbolcularınızın maç seçtiğine inanıyor musunuz? Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Bugün oyuncularımız sahaya çıkıp eline gelen gayreti gösterdiler. Kafalarında sadece top oynamak vardı. Onun dışında başka bir şey yoktu. Beşiktaş gibi büyük camialarda 4 maç üst üste 3 puan almama durumu biraz farklı karşılanabilir hocam. Siz bu ligdeki kötü gidişatı neye bağlıyorsunuz? Az evvel cevap verdim takımın oynadığı oyunla ve puan durumuyla ilgili yeterli bilgi olduğunu düşünüyorum. Sercan'dan başka kimse yok mu soru soracak? Yok. Abi Sercan soru soruyor ya. Sercan'ın ya, soru Sercan sormasından tek ziyade. Adam mı ya? Hayır. Sercan'ın hayır. Her hafta çocuğa ters diyor ya. Benim Şenol Hocam'dan ricam şu. Basın toplantımızda dokunamaz. Şampiyon Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nden galibiyetlerle dönen Beşiktaş'ın basın toplantısı odasında, sizin basın toplantısına sadece Sercan Dikme giriyor. Siz, ben anlamadım. Eğer bir durum varsa bilelim. Yani Sercan'la ilgili bir durum varsa bilelim. Çok kısa geçiştirmek. Ben eminim o salon dolu olsa siz Sercan'a söz de vermeyeceksiniz Şenol Hocam. Ben anlamadım. Aslında şimdi bir şey bazı hocam. Şeyler var ama neden? Ertem. Şimdi Şenol abinin bakın cevap verirken, Şenol abi bakmayabilirsiniz. Ben maçtan sonra şimdi odada Lig TV'de yapmış olduğu röportajı da seyrettim. Dinledim de orada baktım. Çok sert konuşuyor. Bak bir. Kaç haftadır söylüyorum bunu. Şenol Hoca'nın abi hepimiz etten kemikteniz, hepimiz insanız. Bunu değil az önceki. Bir diyoruz, iki diyoruz. Şenol Hoca'nın mağlubiyete kendini alıştırması lazım abi. Yok takımım yeterli bu ligede diyor. Bir şey söyleyeyim. Takım şeyde. Yeterli. Takım on numara takım. Hayır oynuyor takım diyor. Takım yani müthiş. Oynuyor diyor. İyi takım müthiş ama bugün ders verdi. Başakşehir. Evet. İyi bırakacak bu işleri. Gerçek neyse odur. Evet. Sevgili hocam hiç kusura bakma, ben Beşiktaş'ı burada Avrupa Fatih'i Beşiktaş dedim. Avrupa Fatih'i Beşiktaş dedim. Türkiye açık ara Türkiye'nin en iyi takımı dedim, en iyi kadrosu dedim. Ama bugün Başakşehir takımı pas müthiş bir oyun oynadı. Hiç. Sevgili hocam, Beşiktaş'ın teknik direktörüsün. Son yılların en başarılı, son iki yılın en başarılı teknik direktörüsün. Ama mağlup olmayı, mağlup olunca da bazı soruları profesyonelce cevaplandırmayı artık bil yani hocam. Yani tamam. Biz birbirimizi tanıyoruz. Birbirimizi de ne kadar sevdiğimizi de biliyoruz. Ama yani bu çocuk bir emekçi. Buna Ertem diyor ki kardeşim bu soruları soracaksın diyor. Yani halden anla. Bunları bu soracaksın diyor. Sor. Çünkü gündemde bu var. Biz şeyimizden uydurmuyoruz bu soruları. Bir dakika dur. Biz uydurmuyoruz. Kulüp başkanı söylemedi mi Ertem? Doğru. Maç seçiyorlar diyor. Aynen öyle. Bu çocuk en doğal. Neyi soracak başka? Bak tek neyi? Başına oradasın. Hayır. Abi. Bu çocuk başka neyi soracak Şenol Hocam? Başka ne sorabilir sana? Gündemdeki bunu soruyor. Sen kimse de dersin ki... Kimse ben onu anlamadım. Sen ya. De diyeceksin ki sevgili Sercan'cığım. Peki canın ona sıkıyor. Olabilir diyeceksin. Maç seçiyorlar diyeceksin. Hallederiz, düzeltiriz, geçiştir. Abi illa hep fırça ya. Neden olduğunu söyleyeyim mi size? Yapma. Abi? Bu ülke seni çok seviyor. Herkes çok seni seviyor. Ama bu yüzünü sevmiyorlar. Böyle görünme hocam. Bak biz seni sonuna kadar savunuyoruz. Her zaman senin hakkını sonuna kadar da veriyoruz. Ama merak ediyor. Türk halkı da merak ediyor. Hayır de ki, hayır kardeşim benim takımım maç falan da seçmiyor. Aslan gibi takımım var benim. Seçmiyor de geçiştir. Daha lig çok uzun bir maraton. Daha ligin %25'ini oynadık. %75'i daha var. Bekleyin görün. De yürü git bak keyfine. Yanlış eksik bir şey mi söylüyorum arkadaşlar? Hayır doğru. Ya bir de şu salonda sadece yani, bir kişi var. Ve Sercan olmasa ayrıca da kimseye konuşamayacak. Beşiktaş konuşulduğu zaman Beşiktaş daha evvel eski konuşulmadığı zaman ya hiç Beşiktaş konuşmuyorsunuz. Hiç Beşiktaş gündemde. Beşiktaş şampiyon ve Beşiktaş gündemde olduğu için Beşiktaş'ı konuşalım diyoruz. Beşiktaş taraftarları bize kızıyorlar. Mesela hiç Beşiktaş konuşmuyorsunuz. Hiç Beşiktaş konuşmuyorsunuz. Buyurun abi. Beşiktaş konuşalım diyoruz. Yok hocam yapma. Ertem bu basın toplantısı böyle mi ya? Ben mesela Şenol Güneş'in yerinde olsam buraya çıkmam abi. Ha diyeceksin ki mecbur. Mecbur da gazeteci görmüyorum ben orada ya. Ya evet gelen adama bari. Bir kişi mi gelir yani? Gelen adama bari. Bir kez. Düzgün cevap. Ben de olsam kızabilirim lazım. Biliyor musun antrenör olsam? Ulan bir bakarım her hafta bir adam var karşımda. Arkalarda vardır. Var mı? Arkalarda vardır. Her kişi. Gazeteden. Hayır arka ikinci üçüncü sıralarda yok beyler, mu? Beyler şu Ertem işini Ertem'cim ya. Hayret şu ya. Şu Caner işini bir geçiştirmeyin bakayım. Dakika alayım. Yok, kaç dakika geçiştirmez hocam. Hocam niye geçiştirin? Ne ya 20 dakika hocam adam, daha çocuk duş aldı bilmem akşam, ne yaptı. Seni mi dinliyor hocam? Bu akşam Şenol Güneş'in ruh halinde şunu görüyorum. Ben şunu hissediyorum. Ligi Allah'ım ben ne büyük hata yaptım. İki şampiyonluktan sonra milli takımın
teklifini kabul etmediğinde Beşiktaş'ta kaldım. Şu anda da fırsatını bulup nasıl kaçacağının planını yapıyor. Bence ruh hali o. Bu yorumundan dolayı hiç aklım. Hayır. Seni bakın, tebrik ediyorum. Bakın, bu yorumundan dolayı tebrik ediyorum. Bu yorumum yanlış olabilir. Bence bu yorumum hocam, yanlış olabilir. Doğru olmayabilir. Ben mutsuz bu yorumu ama ispat da edemem. Mutsuz üstelik hocam. Beşiktaş mutsuz. Türk futbol tarihindeki bir rekoru kırdı. Şampiyonlar Ligi'nde arka arkaya 3 maçını kazandı. Ama evet, ligde büyük sıkıntı. Fakat Şenol Güneş'teki negatif elektrik, oyunculardaki negatif elektrik, bazı terbiyesiz eylemler ki bu akşam Caner Erkin tüy dikmiştir. Her ne kadar Ertem bu olayı kapatma cihetine gitse de düşünebiliyor musunuz? Verelim görüntüyü diyor. Bak Caner kaldı 8 dakika. Ya hocam ne alakası var ya? Alakası hocam, var. Çocuk abi, yarın hocam, Twitter'ında hiçbir açıklama yok. Hocam yarın hocam çocuk bir sakinleşir. Çocuğa anlatılır yaptıkları, kendini sahanın içinde kaybediyor diyor. Hey, bak geza diyor, ne diyorsun? Ya yok abi, ne beşi falan, ne yapıyorsunuz? Biz şimdi anlatır, yarın da kulübü, büyükleri, başkanı, yöneticisi der ki gel bakalım kardeşim, böyle böyle bir durum var. Hakem camiasından özür dilersin. Bu camia içinde bu Beşiktaş, Beşiktaş futbol takımı içinde. Beşiktaş futbol takımı, evet. Beşiktaş futbol, evet. Bravo. Yani Beşiktaş, o adliyedeki ben Beşiktaş, durumu biliyorum. Adliyede yasak geldi. Beşiktaş, bak bu Türkiye tarihinde bir ilk de, sana destek olayım. Doğru, biliyorum. Adliye tarihinde bir aile hukuku duruşmasına destek. Beşiktaş futbol, İlk defa yasak geldi. Tarihte bu yok. Yani sanki MİT sırları. Dediler ki burada konuşulanlar Türkiye toplumuna o kadar kötü örnek olacak ki bu iki tarafta o kadar rezil ki hakim dedi ki hakimin dediğini söylüyor. Boş ver abi, hakim dedi, hakim Türkiye Cumhuriyeti hakimi. Ve o da bu arkadaşı kimyasını bozmuş ama bunun olacağı 6 sene önceden belliydi zaten. Arkadaşlar. Biz bende bunları uzak konuşalım diyordu. O konu ayrı bir konu. Maalesef bu iş rezalete gitti. Ben futbol yönüne bakıyorum. Caner Erkin'in sinirin sebebi veya o camianın, bakın Beşiktaş'ın sosyal sitesinden yapacağı, Caner Erkin'in ağzından yapacağı açıklama ve yapacaktır. Hem hakem camiasından hem de bundan sonraki Beşiktaş'ın ligdeki durumundan dolayı çok önemli bir şeydir bu. Arkadaşlar yapmayın. Şimdi ya, evet. Ulan da demedi çocuk, biliyorsun başkası dedi, bu hatırlı. Abi var arkadan birkaç tane var. Yani şişe söyleyeceğim. Bak duysa Mete Kalkavan yüzde o gürültü duyma ihtimali yok. Arkadan koşuyor. Hocam sadece duydum onu. Kimsenin günahı anlamıyor. Benim sabit olarak gördüğüm bu Caner Eskişehir maçında hakem Fırat'tan ulan dediği için ki onu da Caner demedi. Veysel dedi galiba. Veysel. Oyundan atıldı. Bu akşam OÇ dedi, oyundan atılmadı. Ben Mete'yi ciddi eleştiren duymamış olabilir Güner. Ama hocam Mete'nin duyurdu duyamadı. Senin de Allah hocam cezanı versin. Aa, hocam peki Mete'nin geçmiş kariyerine bakıldığında, geçmiş cesaretine, geçmiş adamlığına bakıldığında Mete'nin duyduğu halde eyyam yaptığı mı daha gerçekçi? Yoksa ben, hiç duymadı, duyamadı mı? Duymadı. Ben duysa ben açık söyleyeyim. Sana göre ben birinci mi ikinci mi? Ben söylüyorum, ben eminim. Ben de kendi görüşümü söyleyeyim, ben eminim. Ben özellikle sosyal medyada devamlı bu pozisyon yayınlanıyor. Defalarca seyrettim. Kulağına gelmiştir. Şey, Mete Kalkavan bu küfürü bal gibi de duydu. Bence de duydu. Bal ben gibi de duydu. %100 bal gibi, hatta o küfür odaklarına ninni gibi. Niye atamadı? Bir dakika. Bu ninni gibi geldi. Maçın son dakikalarıydı. Anladın mı? Peki elini atamadı. Beşiktaş tribünlerinden, seyircisinden çekindiği için atamadı. O küfürü duymama ihtimali yok. Hemen kulağının 50 santim arkasında. O kadar da bir de kendini kaybetmiş ki Caner. Bağıra küfür ediyor. Hakemler. Ağzından taraftarlar etkilenir mi her zaman? He? Taraftarlar etkilenir. Tabii etkilenir. Başka bir şey söylüyor. Tabii etkilenir. Taraftarlar. Siz İranistan'daki uğultuyu biliyor musunuz? Türk hakemleri stattaki uğultudan en çok korktukları şey stattaki uğultudur. O zaman onlar hakem hakem değil. Duyamaz abi. O uğultu hakeme penaltıda çaldırdı. Hocam korkar mıydı? Yanlış karar da verdi. Biliyorum onu Türkiye'ye ben arkadaşım. Hocam bilmem ne çocuğu. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Nasim. Rasim. Allah'ım sardı. Sen deyiz Abdülkerim abi. Ben konuşunca ben sesini yükseltiyorum. İnsanlar da rahatsız oluyor. Çok özür dilerim. Şimdi ben bir kere bu adam bunu duydu. Bu küfrü de afiyetle adam yedi. Adam da o adam Mete Kalkavan tabii. O küfrü yedi. Aynen öyle. Sıkmışsa o kişiden. Aynen öyle. Adam şey değil demiyorum ama o küfrü duydu. Atacak cesareti bulamadı. Son dakikalar dedi. Eyyam'dan geçiştirdi. Nasılsa maç bitiyor diye eyyam'dan geçiştirdi. Ben şimdi Mete Kalkavan'ın yerinde olsam, madem sahada korktun bu adamlığı yapamadın, hakaret davası aç. Ben olsam normal
futbol dışında hakaret davası açarım. Açamazsın. Ben açarım hocam. Açar. Elimde görüntüler var. Açarım. Bu adam bana futbol sahasında güzel okuyor. Hocam. Telefonda bir hocam, o zaman sen futbol sahasında bana her türlü küfür edebilir misin? Her türlü küfür edebilir misin? Bir şey karıma, çocuğuma. Müsaade edin. Her türlü küfür edebilirsin. Nasıl dava açamıyorum? Futbol özel mi hocam? Futbolla yönetilir. Futbol hukuku özel hukuktur. Bakın söylüyorum. Yapma hocam. Bir dakika. Ben sana geldim. Kasten bir faul yaptım, ayağın kırıldı. Sen başka bir şey hocam. O başka bir şey hocam. Hayır, açamazsın da. Nasıl? Benim bildiğim o zaman o zaman ben bir hakeme kırmızı kartı göze alıp hocam bu küfürü 80 milyon istiyor. 80 milyon kişi. Yani orada hakem rencide oluyor hocam. Hakem rencide oluyor. Bak hocam. Hocam ben Osmanlı'da hakaret davası açarım. Boks maçında adam vurdu öldürdü, ceza almaz. Şimdi ben bir de ben hocam Necati'ye bir şey söyleyeyim. Hocam Necati'ye sorarsın. Bir saniye hocam ben. Necati'ye çok soruyorsunuz, sorarsınız. Bir şey söyleyeceğim ben şimdi. Bakın bu konuda hiç konuşmuyoruz. Demin Sinan Engin'in altyazısı vardı orada. Sinan'ın Caner'in affedilir yanı yok diyor. Tamam mı? Bu konu bu kadardı. Bu çocuğun affedilir yanı yok bu hareketin. Bunu bir kenara koyalım. Şimdi toplumun ikiyüzlülüğüne gelelim. Şimdi bu küfür konusunda bizim toplumumuz acayip ikiyüzlü. Çok acayip ikiyüzlü. Bugün eski futbolcular benim gibi, Sinan gibi, başka kanallarda bizim arkadaşlarımız, bizim dönemde top oynamış eski futbolcular, şimdiki yorumcular bu hareketi eleştiriyorlar, yerden yere vuruyorlar. Herkes elini vicdanına koysun, ben de dahil, Sinan da burada. Hepiniz yaptınız. Bu küfürü, dağarlarını oynadığımız müddetçe ettik mi etmedik mi? Ettik. He? Ettik. Bravo. Şimdi bak, ikiyüzlülük şuradan belli. Şimdi televizyon ekranlarına çıkan eski futbolcu yorumcular işte Caner ahlaksız, 10 maç ceza alsın. Ben Caner'i savunmuyorum, ayrı bir şey. Bizim dönemimizde bu kadar naklen yayın sen yoktu. Sen neler derler. Bir dakika, naklen yayın hakemi yoktu. Hakemi maymunu derler. Her neyse, biz bunu şey yapmıyorduk. Bak Sinan toplum, abi hakemlere neler dedik. Bir de toplumun, bir dakika. Toplumun bir de ikiyüzlülüğünü de şuradan anlayın. Hadi biz eski futbolcular derler. Bugün toplumda, Türk toplumunda maalesef küfürlü konuşma hastalığı vardır. Pardon. Bak vardır. Okulda, sınıfta, kahvede, iş yerinde herkes konuşur. Bizim programda mesela Rasim ara sıra böyle belaltı ispiller yapar. İşte mete koyarlar sohbete. Hemen bizim toplum yazar Instagram'dan. Çoluk çocuğumuz da seyrediyoruz. Efendim mahcubu çok üzülüyor. Yüzümüz kızarıyor. Ya kardeşim sen bugün o zaman bu kadar şeysen, bu duyarlıysan çoluk çocuğunla bu maça oturup nasıl seyrediyorsun? Her maçta bu oyuncular küfür ediyor. Bakın, ekrana yakalanıyorlar. Hocam bu toplumsal bir olaydır. Futbolu geçtim ben. Onun için söylüyorum. Toplumsal.